Körfez ülkelerinde şiddetli sağanak sonrası sel felaketi yaşandı. Uçuşlar iptal edildi. Normalde pek yağmur yağmasına alışık olunmayan bölgelerde bu denli şiddetli yağış beraberinde bazı iddiaları da getirdi. Bulut tohumlama yöntemi mi kullanıldı? Bunu konuşacağız. Uzman bir konuğumuz var. Boğaziçi Üniversitesi'nden iklim bilimci Profesör Doktor Murat Türkeş. Sayın Türkeş, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Efendim, şuradan başlamak istiyoruz. Önce bulut tohumlama, son birkaç gündür çok konuşuluyor. Nedir efendim bulut tohumlama? Evet, çok teknik olmadan, meteoroloji ve atmosfer biliminin teknik terimlerini kullanmadan, bulut tohumlama, yağış yapma potansiyeli bulunan bulutlara ek yoğunlaşma çekirdeği püskürterek, atarak, sıkarak ya da yerden göndererek yoğunlaşma çekirdeklerinin artırılması yoluyla bulutu yağışa daha fazla elverişli hale getirmek. Çünkü bulutun içinde yağış olabilmesi için nemin, su buharının yoğunlaşması, ama bu yoğunlaşma sırasında özellikle damlaların irileşmesi için bunun içerisinde yoğunlaşma çekirdeklerinin bulunması gerekir. Belli bir dengede, çünkü fazla atarsanız yağışı azaltır, yağışı tahrik edecek, azaltabilecek kadar sıvı buz damlacıkları, küçük buz kristalleri, fosfat ya da sodyum tuzları, gümüş iyodür, kuru karbondioksit ya da kuru buz ekleyerek bunu yapmak mümkün. Hava modifikasyonunun yağışı artırmak için uygulanan bu yöntemine bulut tohumlama adı veriliyor. Ama dediğim gibi önce mutlaka atmosferde yerel ya da bölgesel sistemlerin etkisiyle yağış yapabilecek bulutların bulunması gerekir. Hocam, peki burada, yani bu son gördüğümüz örnekte böyle bir yöntem kullanılmış olabilir mi, yoksa bunu söylemek spekülasyon mu olur? Yani kaç gündür bana da soruluyor, arıyorum. Bir spekülasyon var. Şöyle söyleyeyim, Birleşik Arap Emirlikleri çölü yeşertmeye çalışıyor uzun yıllardan beri. 2000'li yılların başından beri bulut tohumlama çalışmaları, yani diğer çölü yeşertme, ek su sağlama çabalarının yanı sıra bulut tohumlama çabaları da var. 2011 yılında da büyük bir bulut tohumlama, yani çölde yağışı artırabilecek bir bulut tohumlama projesi başlamış. Yine yani internet bilgilerine göre 10 milyon doların üstünde, çok belki çok daha üstünde bir bulut tohumlama çalışması yapılmış. Ancak Körfez bölgesinde, yani haberlerde daha çok Dubai gösterildiği için, ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve hemen güneyindeki komşu bölgelerde bu kadar kuvvetli aşırı yağışları, bu yağış sonucunda sellerin kentlerde altyapının yetmediği yerlerde, hatta çölde sellerin, su baskınlarının yaşanması, aslında bulut tohumlama yapılmamış olsa bile o bölgede olağan olmayan bir meteorolojik atmosferik anomaliyle bağlantılı gözüküyor. Yani yağıştan önce pazartesi, salı özellikle bu afetin yaşandığı günde tam bölgenin üzerinde, Körfez'in üzerinde, daha geniş bir coğrafyada, Güney İran ve Pakistan'ı da kapsayacak şekilde Basra Körfez üzerinde o bölge için bir anomali sayılabilecek bir yüksek atmosfer, görece soğuk çekirdekli bir yüksek atmosfer alçak merkezi yerleşti. Yüzeyde sıcak ve okyanustan da sıcak nemli hava akımları geldiği için burada nemli havanın içerisinde özellikle yükselen hava kütleleri ek bir enerji kazandığı için oradaki konvektif yağışlar, yani gök gürültülü sağanak yağışlar, sistemin yüksek atmosferde bir soğuk havanın bulunması nedeniyle kuvvetli kararsızlıkla bu yağışları oluşturdu. Eğer diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, ilgili birim, hemen öncesinde bu yağış yapabilecek bulutlara bulut tohumlama yaptıysa, o yerel olarak, örneğin Dubai yöresinde nerede yaptılarsa, diyelim ki Dubai'de bu yağışların çok daha etkili, bu tür aşırı, yani kısa sürede çok fazla, çok iri yağış damlalarının, belki dolunun çok kısa sürede bu alanda etkili olmasını sağlayabilir. Ama dediğim gibi hiç bulut tohumlama olmasa bile bu mevsimde o bölgedeki bu meteorolojik atmosferik anomali
özellikle sıcak ve nemli hava kütlesinin içerisindeki bu konvektif kararsızlıkla bu tür bir yağış her zaman yapabilir. Bu bir tabii ki afet. O bölge için az rastlanan bir orta enlem, yüksek atmosfer sisteminin yarattığı bir özel coğrafi koşullarla yarattığı bir afet. Tabii altyapının yeterli olmadığı da bir kez çıktı. Yani Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kent peyzajları çok iyi gözükür ama öyle anlaşılıyor ki bu tür bir afete de çok hazır değillermiş. Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun efendim. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş yayın konuğumuzdu.